Bavyera eyaleti İngoştat şehrinde bir çilek tarlasının önündeyiz. Bu çilek tarlasını sizlere paylaşmak istedim. İlk gelen birkaç yorum var. Bir tanesi bu çilek tarlasında ailecek ya da bireysel olarak gelip istediğiniz kadar çilek toplayıp yiyebiliyorsunuz. Diğer bir yönü ise yedikten sonra mesela evinize götürmek istiyorsunuz. Topladığınız kadarını da ücretin uygun bir fiyatla ödeyip evinize götürebiliyorsunuz. Yani yiyebildiğiniz kadar ücretsiz, yiyemediğiniz yanınıza alıp götürmek istediğinizde parasını veriyorsunuz. Bir diğer değişik gelen tarafı da burada tarla sahibi daha çok kazanıyor aslında. Çünkü bizleri işçi olarak çalıştırıyor. Yani burada ürünlerin tarladan toplama masrafından kurtulmuş oluyor. Düşünsenize, insanlar geliyor burada bedavaya. Yani orada bir insanın yiyebileceği en fazla çilek miktarı ne kadar olabilir ki? 250 gram belki yarım kilo, o kadar da olmaz. Çünkü insanın midesi bir yerden sonra kaldırmıyor, bulanıyor. Ya da istemsizlik oluyor. Ama burada insanlar geliyor en fazla 200-250 gram çilek yiyebilir. Ama 5 kilo, 6 kilo, kilosu 3 Euro'dan topladığı zaman tarla sahibi burada hem işçiden, yani buranın çileklerin toplanmasını için ödeyeceği işçi parasından ya da makinelerin kullanacağı makine parasından kurtulmuş oluyor. Bir diğer husus, görüntülerde de izleyeceksiniz. Tarlanın altı tamamen samanla kaplı. Bunun birkaç sebebi var öğrendiğime göre. Birincisi, burada sürekli yağmur yağdığı için çamur olabiliyor. Burada gezinen ya da dolaşan insanlar, çilek toplamak için gelen insanlar çamura batmasınlar, rahat dolaşsınlar, rahat hareket etsinler diye. İkinci ve daha önemli bir husus ise tarlayı, yani çileklerin altını nemli tutuyor. Nemli tuttuğu için de daha az kayba uğruyor, su kaybına uğruyor ve dolayısıyla çilekler daha çabuk olgunlaşıyor, daha rahat büyüyor ve insanlara daha çabuk ulaşabiliyor. Şu an için buradan aktarabileceklerim bu kadar. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.